Telefon bağlantımız hazır. Sayın Halit Refik hatta mı? Halit Bey iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Halit abi. Ha, İyi geceler. Cüneyt'ciğim. Canım abim, canım abim. Aa canım, bak şimdi tuhaf bir durum var. Senin sinema kariyerinin ben en başındaydım. Evet. Oradaki bütün arkadaşlardan hasbelkader seni daha önce tanıdım. Ama öyle bir orijinal program yapılmış ki bir değişiklik olsun diye ben bu hikayenin de en sonunda ortaya çıkıyorum. Halit Bey hemen bunu izah getirmek istiyorum. Hem bunu anlatın, hem Cüneyt Arkın'la sizi görüştürmek istedik. Hem de burada Cüneyt Arkın'ın hayatıyla birlikte Türk sinemasını konuşuyoruz. Belki biraz yumuşak bir üslupla, esprili bir üslupla konuşuyoruz ama sonuçta konumuz Türk sineması. Sizi bir toparlayıcı olarak, son sözleri söyleyecek birisi olarak düşündüğümüz için akışta burada bulunuyorsunuz. Başka hiçbir izahı yok bunun. Buyurun. Cüneyt Arkın 1963 şimdi, yanılmıyorsam. Şimdi şöyle ifade edeyim. Evet. Ben bu meseleyi çok sık tekrarladım. Cüneyt Arkın Türk sinemasının dünya sineması çapında yetiştirdiği en büyük değerlerin başında gelir. Bunun zaten izahını siz program boyunca oradaki sevgili arkadaşlarım sık sık bunu dile getirdiler. Bizim tanışmamız sık sık tekrarladığım gibi 1963 yılında Eskişehir'de Şafak Bekçileri filmimin çekimi sırasında oldu. Şafak Bekçileri filminin çekimi sırasında Eskişehir'de zaman zaman ben gerçek subayların da filmde katkıları bulunmasını istiyordum. Buna gerçekten o tarihte 1. Hava Üssü subayları çok yakın ilgi göstermekteydiler. Bu arada çekimler sırasında genç bir subay dikkatimi çekti. Üniformaları içinde çok yakışıklı bir görüntüsü vardı. Böyle model olabilecek bir subay görüntüsü vardı. Ve ben bir rol için kendisiyle konuştum. Fakat tam o rolün o sahnenin çekileceği gün Cüneyt Arkın o tarihte doktor olarak Eskişehir Hava Hastanesi'nde yedek subaylık görevini görmekteydi. Evet. Görevli olduğu için sete gelemedi. Ve o zaman başka bir çok sevdiğim değerli dostum bir pilot yüzbaşı Ozan Polat. Lazen. Onun için düşündüğüm rolü Ozan Polat oynadı. Daha sonra 1963 yılının bu olay yaz aylarında olmuştu. 1963 yılı sonbaharına doğru ben o tarihlerde Şişli'de oturmaktaydım. Bir gün kapı çalındı, kapıyı açtım. Karşımda genç, yakışıklı bir adam. Bir an çıkartamadım. Yani evet tanıyorum ama ben Cüneyt Arkın'ı daha önce hep subay kıyafetleri, askeri kıyafetler içinde gördüğümde sivil kıyafet içinde bir an için çıkartamadım. O zaman bana dedi ki siz dedi bana bir teklifte bulundunuz Şafak Bekçileri sırasında. Fakat işte o şartlar içinde, askeri şartlar içinde bu olmadı. Ama benim size bir borcum var. İşte şimdi terhis oldum. Askerlik görevim bitti. Teklifinizi şu anda kabul ediyorum. Ben dedim ki sevgili dostum siz bakın doktorsunuz. Doktorluk çok önemli bir meslektir. Ben onu peşinen söylemek isterim ki bizim mesleğimizin, sinemacılık mesleğinin bir garantisi yoktur. Hele o tarihler düşünüldüğü zaman bugünkü televizyon gibi bir medyatik olma şansı da ihtimali de azdı. Siz Cüneyt Arkın'a gerekli ikazlarda bulunuyorsunuz. Taşındım.
şansımı denemek istiyorum. Evet. Bunu siz bana bir sefer söylediniz. Şimdi artık bunu yerine getirmek de bir görevdir. İlk renkli Türk sinemaskop filmi olarak kabul edilen Atlı Cengaver filmi İranlılarla koprodüksiyondu. O tarihe kadar yapılmış Türk filmlerin belki İran katkısından ötürü en yüksek bütçeli olanlarından biriydi. Evet. Teknik işlemleri çok büyük ölçüde İngiltere'de yapılmıştı. Ben bu filmin gösterisi için İran'a davet edildiğim zaman Fahrettin'in, ki İran'daki İran sinemasında Cüneyt Arkın'ın adı Fahrettin'di. Fahrettin'in İran'ın 5 büyük sinemasında 5 ayrı filmi oynamaktaydı. Evet. İşte bu durum, bilmiyorum başka Halit Türk Bey, sinemasının evet. Kaç oyuncusu böyle bir duruma gelebilmiştir. Bu şekilde ben de Cüneyt Arkın'la çalışmalarım ve Cüneyt Arkın'ın Türk sinemasındaki yerini kendi açımdan görüşümü bu şekilde ifade etmek istedim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi geceler diliyorum. Halit abi, saygılarımı canım benim. Yüreğinden öpüyorum Halit abi. Kitabını daha okuyamadım. Ben anlatacağım bugün eve gelip. Bu gece uykusuz kalmamın şerefine bana bir tane yollayacaksın. Mutlaka. Tamam mı? Tamam abi. Ha canım. Sevgiler. Canım abi. Halit Bey, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi bizim evet. Setlerimiz sadece film çekilen yerler değildi. Bir manada çok kutsal bir yerdi. Söylediğimiz gibi biz yönetmenimizin yanında sigara içemezdik. Evet. Oturamazdık. Mesela Halit abinin setinde tarih konuşulurdu. Edebiyat konuşulurdu. Halit abi mesela daha bu küreselleşme yeni başladığı zaman bana o kadar güzel şeyler söylemişti. Güney Kuzey arasındaki fark ve Türkiye'nin bu durumda alacağı rol. Bunların hepsi biz bir okul gibi setlerde öğrenirdik. Lütfü abi, Atfi Yılmaz gibi çok değerli o insanların setinde. Evet. Setler bir manada hem kutsaldı bizim için hem de bir okuldu. Şimdi herkes cep telefonuyla konuşuyor. Bir de mesaj çekiyorum. Şimdi herkes böyle. Sen onun dışında bir espri yapardık. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.